Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. 14 Şubat çarşamba kepengi kaldırdık. Tatsız bir konuyla başlayacağız. Dünden beri yakından takip ediyorsunuzdur. Erzincan İliç'te Anagold madenciliğe ait bir madende toprak kayması yaşanmıştı. Oldukça da dehşet görüntüler var. Sesini de dinleteyim biraz. Maalesef 9 işçi hala toprak altında. Çok sabıkalı bir maden. Daha önce siyanür borusu patlamıştı 2002 yılında. Göstermelik bir ceza verip kısa süreli bir faaliyetlerine son vermişlerdi. Çet raporu hala mahkemelik. Daha sonra madeli genişletiyorlar altında Murat Kurumun imzası var. Ona geleceğiz. Ve kurtarma arama çalışmaları devam ediyor. Askerler, bakın, deprem oldu. Askerleri çıkarmadılar. tepki aldı. Bu sefer askerleri hemen çıkardılar. Bu siyanür olan kimyasalla bileşmiş toprak böyle çok böyle tehlikeli bir yere. Bu sefer askerleri ne maske var ne eldiven var böyle. Yani ne yapsalar beceremiyorlar. O kadar insan cana sıkılıyor ki Mehmet Çiğip orada siyanür olma ihtimali olan ki yağmur da zaman zaman yağıyor. Yağmur yağdığı zaman da daha fazla gaz çıkıyormuş. Burada askerleri böyle işte sırf bu fotoğrafı çekmek için ne eldivan var ne maske bu şekilde kurtarmaya da çalışıyorlar. 300 dönüm ara, arazide toprak kayması gerçekleşmiş bir bölgede 8 kişi bir bölgede bir işçi bazıları daha fazla işçinin kayıp olduğunu söylüyorlar ama İçişleri bakın en son 9 olarak bir kez daha teyit etti 9 işçi aranacak tekrar kayma olma ihtimalinden korkuluyordu sabah tekrar çalışmalar başladı bu sefer iş makinelerin gireceği söyleniyor tekrar bir kayma olacağından dolayı dün akşam iş makinaları yoktu Askerlere yüzey araması yaptırmışlardı dileriz deprem zamanında olduğu gibi mucize haberler gelir 9 işçinin keşke hepsi kurtulabilse ama e, çok Büyük bir hem çevre felaketi hem de insani dram söz konusu. Dileriz güzel haber gelir. E, kimler toprak altında bununla alakalı bir isimler açıklanmadı. Ancak bir isim Hüseyin Kara. Ceza infaz korumu memuru KYK ile görevinden atılmış. Mahkeme sonucunda beraat etmiş. Hani hep diyorlar ya beraat edenler. Ama göreve döndürülmemiş. Madenle çalışanlardan bir tanesiymiş. Şu an toprak altında olanlardan bir tanesi. Demiştik çet raporu altında imzası olan madeni genişleten işte o rüşvetleri alan vesaire maden işi işte kabul edelim Erdoğan'ın bizzat kendi ilgilendiği bir iş Murat Kurum'un da altında imzası vardı. Bununla alakalı dün bir tweet attı bir daha da başka bir tweet atmadı diğer faaliyetini duyurmadı. Erzincan'da toprak kayması sonucu böyle sanki böyle bu hani bu işin fıtratında var toprak kaymış hiç e, kimsenin sorumluluğu yok. Madencilerin zarar görmemesini temenni ediyormuş. Yani e, muhalefet bari bunu kullanıyor. Bari bu sefer e, İstanbul Belediye Başkanı aday olan daha iki gün önce çevre katliamlarının hesabını soracağız diyen adam imza attı, maden göçtü, ihmaller üzerinden. Daha önce de Siyanir'i patlamış, vergi borçlarını silmişler. Uyduruk bir ceza vermişler. Çok daha fazla vergi borcunu silmişler. Böyle çok bariz bir şekilde iktidarla ilişkisi olan bir şeydi. Bari bu sefer muhalefet bunu becerinde. de bunun hesabını sormak adına bir şeyler yapın. CHP heyet göndermiş. Bu. Bakalım. E, dileriz bu kurtarma faaliyetlerinden güzel haber gelir. Siyasete dönersek. CHP'de dün başlayan isyan kavga e, istifalarla sonuçlanmıştı. En flaş isim Gürsel Tekindi e, Atatürkçülük çizgisinden ayrılmış. Kimliğine uzaklaşmış. Bu Atatürk kimliği de şey gibi böyle pamuk ipliği. Hop Kadıköy'de adayı gösterirsen en baba Atatürkçü parti göstermezsen kimliğinden uzaklaşmış falan. Diğer istifa edenler Adana Seyhan Belediye Başkanı Çukurova ve Artvin Belediye Başkanları da aday gösterilmeyince istifa ettiler. Enteresan yani görevde olan belediye başkanlarını göstermeyince birazcık başka bir sıkıntı oluyor. İzmir'de de aynısı yaşandı. Yani bu adam başarısız mı? Bu adam başarısız diye göstermiyorsunuz. Şu ana kadar neredeydiniz? Bu kadar çok başarısız belediye başkanlarınız mı vardı? İlginç işler. Yanarım yanarım da şu adam Onur Saladı güzel. Yani iki seçimde tarihi olarak böyle bütün herkesin isyan ettiği yeter artık dediği adamı Ateşehir Belediye Başkanı adayı yaptılar biliyorsunuz. Dün de e, isimler açıklanırken o da vardı. Onun ismi çok daha önce açıklanmıştı. Ya 14 Mayıs'ta bu adamı görevden aldınız. İşin elini yüzünü bulaştırdı diye. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sistem daha girmeden çökmüştü. Mehmet Ali Çelebi var. Bugün AKP'ye geçti. Onunla beraber bu iş yapmışlardı. Bu herif herkesin sövdüğü saydığı bu adam belediye başkanı değil. Bari dersin ya kardeşim millet çok tepkili yok. Umurlarında değil. Niye? Ateşehir garanti bir yer. İnsanlar da koyun verecek. Öyle. Bugün flash gelişmesi. iki sevgili buluşuyor demiştik. daha önceki defa tokalaşmışlardı. Bir tanesi Dünya Kupası finalinde Katar'da tokalaşmışlardı. Bu ikincisi de Suudi Arabistan'da. Yine İsrail İsrail'le alakalı, Filistin'le alakalı bir toplantıda. Kısaca görüşmüşlerdi. Bugün Erdoğan Kahire'ye geçiyor. Nereden? Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Yani şerefsiz bunlar dedikleri ülkesinden. Katil, diktatör, elikanlı böyle bütün küfürleri saydı. Sisi'ye ziyaret edecek. Erdoğan Sisi ziyaretini açıklamıştı. Bakalım en büyük tepki kimden gelmiş? Bir bakalım. Emirliklerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdülfettah Sisi'nin davetine icabetle Kahire'ye geçeceğiz. Sayın Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki pek çok konuyu istişare edeceğiz. Gerçek demokrat olsaydınız böyle bir idam mekanizmasını çalıştıran ülkenin davetine biz icabet etmeyiz der oraya icabet etmezdiniz. Beni sisiyle çok barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Etmem de. Neden? İşte bunlardan dolayı. Neden? Halkının yüzde elli oyunu almış olan bir mürsiyi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem. Onunla aynı masada oturmam. Evet, aslında sorun malum şurası değil. O alkış yapanlar var ya, katil Sisi'ye alkış, kardeşim Sisi'ye alkış. Maalesef sorun birazcık bu şeyde, alkışlayanlar da halkın kendisinde. O da bunu bildiği için de her türlü şeyi yapıyor. Şimdi e, Sisi'ye gündemde neler var? Drone siyah, damadın siyalarını satacak biliyorsunuz. Şirketin pazarlama müdürü. Daha önce Aralık ayında fuarda Mısır bayraklı bayraktar e, siyaları şey olmuştu sergilenmişti Baketleri sergilenmişti çok büyük ihtimalle drone satış olacak daha önce de Hakan Fidan bununla alakalı A haberde bir röportajında bunu söylemişti şurada Hakan Fidan'ı görünce de bir şey geldi dün Abdülkadir Selvi yazısında Ali Koç'a çakan bir yazı yazmış da Hakan Fidan'la ilgili bir kısmı var ekranda da görüyorsunuz o süper kupa krizi zamanında Galatasaray'lı Fenerbahçe'nin yapacağı Suudi Arabistan'da maç yapıyorlardı biliyorsun o kriz esnasında Hakan Fidan hem Dursun bir hem de Ali Koç'u aramış. Devreye girmiş ve e, Selvi'ye göre iki ülke arasında kriz çıkmamasına izin vermeyen bir devlet adamıymış. mıymış? E, bakın ne demiş Hakan Fidan? Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetişmiş birisi olarak. Siz benden daha mı Atatürkçüsünüz? Hakan Fidan böyle söylemiş. E, peki ne oldu sonuçta? Maça maça mı çıktı? Yok. Galatasaray maça çıkmayı mı kabul etti? Hayır. Suudlar tamam biz karışmıyoruz. İstediğiniz bankartta şey yapın biz ellemiyoruz mu dedi? Yok. Hiçbir şey değişmemiş ama Hakan Fidan devreye girmiş. Niye iki ülke arasında ilişki krizi falan önlemiş. Bu da böyle başarısız bir PR denemesi. Ezik Abdülkadir Servidan. Evet. Günlük bu kadar. Dileriz bir kez daha maden kazasında e, inşallah hayatın kurtulan olur. İnşallah sayı tamir dili iddia olduğu gibi daha yüksek değildir. Bu felaket en az zararla atlanır. Hem çevre açısından hem de insan dram açısından. Keşke ders olsa. Keşke e, buradan desek ya artık bu son olacak ama maalesef işte böyle bir ülke hale geldik. Bunlar yaşını. Yani bir gün, iki gün sonra başka bir felaket yaşarız. Yine benzer mesajlar. Bu işin fıtratında var. Falan. İktidar gazeteleri de şey yazıyor. Erdoğan'dan her şeyi seferber edin talimatı. Valiyle konuşmuş. Talimat vermiş. Her şeyi seferber edin. Sanki daha önce de e, adalarda bir yangın çıkmış. O zaman İbrahim Kalın e, şu anki mitin başındaki eleman şeydi böyle. Cumhurbaşkanı sözcüsüydü. Erdoğan'ın talimatıyla yanga söndürdük falan gibi de abuk subuk laflar etmişlerdi. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.